Furkan Oto LPG YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü misafirimiz Yılmaz Bey ve aracı MG HS 1.5 162 beygir 250 Nm tork üreten aracıyla beraber yol testindeyiz. Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Hoş bulduk Furkan Hocam, teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyilik valla. Şimdi arabayı aldık, bir test sürüşüne çıkıyoruz. İlk izlenim, yani tepki açısından gayet güzel, hoşuma gitti. Yani bakıyorum, böyle biraz da yükleniyorum, hani performans kaybı yorumlarında öyle bir şeyin olmadığını gördüm. Gayet güzel, şimdilik memnunuz, bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmazsa çok daha memnun oluruz. Ama şu anki şey çok güzel, gidişatı. Şu an mesela hafif bir yokuşa geldik. Arabanın tepkimesi falan gayet güzel. Aracınız 2022 model, evet. 20.000 kilometrede. Evet. Yakında da bir tatile çıkacağınız için LPG dönüşümünü hemen yaptırmaya karar verdiniz. Evet. Aynen öyle oldu. Tabii tasarruf şimdi başladınız. Hiç olmazsa dedik, uzun yolda biraz LPG'nin tadını çıkaralım dedik. Daha önce de kullanmıştım ben LPG. LPG'li araçlarım olmuştu. En son işte son iki arabamda olmamıştı. Tekrar bu en son arabamda tekrar bir LPG düşündük. Malum benzin fiyatlarının tabii yüksek olması, fazla. Yüksek olması bizi biraz bu tür şeylere itiyor tabii. İnşallah güzel olur. Bakalım, şu an için gayet güzel, memnunuz, sıkıntı yok. Furkan Ota'dan da Furkan Ota'ya da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hoş karşıladılar, sağ olsunlar. Tüm özelliklerini anlattılar. Çok güzel de bir işçilik vardı. Tertemiz, pırıl pırıl teslim ettiler bize. Hayırlısı olsun. Aracınızın LPG dönüşümü için Prince VSA 3 LPG dönüşüm kitini tercih ettik. Evet. Prince bu araçlarda birebir uyumlu çalışıyor. Evet, evet. En güzel özelliği de kaliteli ürünlerinin yanında aracı özel yazılım üretiyor. Aracı özel yazılım ürettiği için birebir aracınız nasıl benzinde güzel, verimli bir şekilde çalışıyorsa LPG dönüşümünden sonra da bu şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor ve kullanıcılara keyifli bir sürüş, tasarruflu bir sürüş elde etmiş oluyor. Önemli olan şu şekilde Yılmaz abi, şöyle bahsedeyim. Hani ürünün montajını yaptık, bugün size teslim ettik, hadi eyvallah deyip gitmek değil. Evet. Sıkıntısız bir şekilde. Çünkü sizin referansınızla belki de eşinize, dostunuza bizi bahsedeceksiniz. Yani tavsiye edeceksiniz. Bu şekilde ilerlemeyi biz hedef olarak kendimize alıyoruz. Ondan dolayı aracı özel ürün seçiyoruz. Bunun yanında kaliteli işçilikle montajımızı gerçekleştirip müşteri memnuniyet odaklı çalıştığımızda iş bitmiş oluyor aslında. Evet, evet. Tabii yani dediğiniz gibi iş hani teslim etmekle değil, sonrası da çok önemli. Yani sonrasındaki memnuniyet de çok önemli. Ben de zaten bu VCI 3'ü özellikle zaten arabanın uyum konusunda Prince VCI 3'ü özellikle tercih ettik. İnşallah güzel bir yolculuğumuz olur. Biz de uzun yola çıkacağız. Sizlerden bir ricam var. Olur. Şimdi kısa süre sonra bir yolculuğa çıkacaksınız. Öncelikle kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. İnşallah cümlemize. Bu yolculuk esnasında elde ettiğiniz yakıt verilerini videomuzun altında izleyicilerimizle paylaşırsanız sevinirim. Tabii tabii, yaparız o. Gidiş dönüş, hatta dönüşü de yapalım. Daha net olur, daha netleşir. Tabii tam böyle rakamsal olarak veririz. Tabii. Dinleyenler için de bir veri olur. Tabii güzel olur. Çoğu LPG tercih etmeyen kullanıcılar şunu söylüyor. İşte LPG diyor, tehlikeli diyor, patlar diyor. Ama şu şekilde söyleyeyim. LPG dönüşümünü onaylı servislerde yaptırırsanız, TSI onaylı servislerde yaptırırsanız merdiven altı olmayacak kesinlikle. Evet. Düzgün bir işçilik olacak ve malzeme kaliteleri de güzel olduktan sonra benzinden daha güvenli. Allah korusun bir kaza esnasında LPG'li araçlarda selenoid valfler var. Selenoid valfler buradaki gaz akışını kesiyor. Arahattaki gaz akışını kesiyor. Düşünelim, benzinli bir araç kaza yaptı. Alt tarafta benzin hortumlarından bir kırık oldu. Bir kırık oldu. Evet. Benzinde herhangi bir kesici valf yok. Yani o depodan artık sızan benzin bitene kadar sızacak. Evet. Ama LPG'de bu şekilde değil. Ben bunu söylemek istiyorum. Tabii. Hani bu şekilde kimsenin aklında bir soru kalmasın.
güvenli olduğunu bu şekilde bahsediyorum. Tabii ben her ne kadar bahsedersem bahsedeyim, bunu görmek gerekiyor. Aynı zamanda belgesellerde çıkıyor, TRT belgeselde de gösteriyordu. LPG tankları 3 milim saçtan imal ediliyorlar. Bir de benzin deposunu koyuyorlar. Ondan sonra uzun namlulu silahla ateş ediyorlar. LPG tankı kurşun geçirmiyor. Delinmiyor. Tabii evet. Ama benzin tankı deposu delinmiş oluyor. Yani bu şekilde de söyleyebilirim. Şimdi izleyicilerimiz şu esnada montaj fotoğraflarını görecekler. Aracın kaputunun altı tertemiz. Evet, müşterilerimize pırıl pırıl teslim ediyoruz. Evet. Regülatörümüz, enjektörümüz ve elektrik kontrol ünitemiz kaputun altında yer alıyor. LPG düğmemiz şoför tarafındaki çekmecenin içerisinde. LPG dolum ünitemiz benzin depo kapağının içerisinde aparatlı olarak montajlanmış şekilde. Arka tarafa gelirsek araçta da 47 litrelik simit LPG tankı mevcut. Montajı kısaca bu şekilde tarif edebilirim. Bu şekilde gösterebilirim sizlere. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel bir sürüş. Yani şu an için memnunuz. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Video çekelim dedim. Kırmadınız bizi. Şu anda da sakin sakin yolu